Let there be light. Işık neden bu kadar önemli? Görüntü dediğin şey aslında temelde sadece ışıktan oluşuyor. Bu yüzden olabilir. Çok iyi bir kamera kötü bir ışıklandırmada iyi iş çıkaramaz. Ama kötü bir kamera iyi bir ışıklandırmada çok iyi iş çıkarabilir. Bunu tekrar söyleyeyim mi ya? Doğru mu söyledim? İyi kamera kötü ışık ile iyi sonuç almak çok zor. Kötü kamera iyi ışık ile iyi sonuç almak çok mümkün. Böyle söyleyebilirim. Ben çok farklı bir sürü ışık kullandım. Yani bu bahçe ledlerinden tutun da şöyle kocaman. Hatta şurada bir tanesi asılı duruyor. Normal halojen ampullere, ne bileyim şerit ledden yaptığım kendimce ışıklandırmalara, floresanlara kadar pek çok farklı ışık denedim. Bu bahsettiklerimin çoğu zaten profesyonel çekim için uygun değil ama o noktaya gelmek için elimdekileri kullandım açıkçası. Softbox kullanıyorum. Keylight ve Backlight'ım benim temelde kullandığım iki ışık. İkisinde softbox var şu an, bununki takılı değil ama. Fotoğrafta yine bir nebze kontrol edilebiliyor ışığın kalitesi. Çünkü renk ayarları vesaire fotoğrafta müdahale etmek daha kolay ama videoda cidden sıkıntı yaratmaya başladılar. Özellikle insan çekersem cilt rengi aslında bir fotoğrafın renklerinin doğru olup olmadığını anlatan en önemli referans sanırım. Bir cisim herhangi bir renkte olabilir. Yani bu masa şu an ben color grading'de bunu bambaşka bir renkte yapabilirim ve bunu kimse yadırgamaz. O renkte olmasa demek ki diye düşünür ama ten rengi öyle değil. Ten rengi gerçekten bir referans noktası. Bu durumda da ışıkların önemi işte asıl burada ortaya çıkıyor. Ben şimdi bu ışıkları ürün çekiminde kullanıyorum. Tamam, daha sonra Photoshop'la veya işte video çekiyorsam Premiere'de, After Effects'te müdahale edip renkleri doğru hale getirebiliyorum. Fakat son zamanlarda röportaj, mekan çekimleri vesaire yaparken biraz da işlerim daha kurumsal, profesyonel insanlarla çalışmaya doğru gitti. Artık daha hem görsel olarak cazip hem de kalite olarak daha iyi ışıklara geçmem gerektiğini anladım. Görsel olarak cazip olması tamamen aslında müşterinin gözünü boyamak için. Yani ben böyle şeylere biraz sinir oluyorum. Yani içi tamamen boş ama dışı güzel olan şeylere olan insanların ilgisi beni biraz sinirlendiriyor. Büyük bir kamerayla gittiğin zaman sete bir DSLR'la gitmekten çok daha fazla profesyonel hissettiriyorsunuz insanlara. Halbuki benden çok daha kötü kameraya sahip ama benden çok daha iş çıkaran insanlar eminim ki vardır. Bu da ona benzer bir şey. Yani ışığın da aslında o sette çantadan çıktığı zaman işte aparatları vesaire, softbox'ı, kurulumu, o kurarken ki o şey bile, hava bile, yani bu insan profesyonel, bundan iyi iş çıkacak falan dedirtiyor. Hatta kötü bir iş çıkarsanız bile kendilerinin anlamadığını düşünüyorlar. Yani bu kadar ekipmanla gelmiş bu adam, muhtemelen iyi çıkarmıştı da biz anlamamışızdır falan. Bu müşteri portföyümdeki yavaş yavaş değişimden ötürü bir süredir ışık kovalıyorum internetten. Kovalıyorum derken şöyle, ikinci el ışık kovalıyorum. Çünkü malum ülkede döviz yerinde durmuyor. Şu dolar mı lan? Bu dövizin yerinde durmaması da en çok elektroniği etkiliyor. Yani daha doğrusu ben orayı çok hakim olduğum için oradan etkileniyorum. Yani benim bütün ekipmanlarım dolara endeksli. Bu durumdan ötürü ben ikinci el elektronikte özellikle ikinci el kovalıyorum. Çünkü elektroniğe biraz hakimim. Yani alacağım şeyin neresine bakacağımı, nerede hasar olabileceğini, arızayı nerede çıkarabileceğini az buçuk anlayabiliyorum. Bugüne kadar pek yanılmadım da yani, dolayısıyla bu taktiğe devam da ediyorum. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Üç farklı ışık üzerinden aslında şu bugünkü ürünü anlatacağım. Aperture 120D, Godox VL300, Godox SL 150 Mark II. Önce Godox ve Aperture'dan bahsedelim kısaca. Aperture, Godox'un her zaman bir adım önünde olan ve Godox'a rol model olan bir ışık markası. Yani bu benim yorumum ama çok büyük ihtimalle başka yerlerden de aynı yorum duyarsınız. Neden rol model diyorum? Çünkü Godox tasarım olarak, iç yapı olarak, işte soğutma sistemi, kasası, malzemesi, her şeyle Aperture'un muadili olan bir firma. Daha doğrusu muadili idi diyebiliriz. Çünkü pazarda o kadar yer aldı ki gerçekten. Fiyat olarak da çünkü çok rekabetçi fiyatlar sunuyor Aperture'a göre.
yarı yarıya hatta bazen 3'te 1 fiyatına denk bir ürününü, Aperture'a denk olan başka bir ürünü Godox'tan alabiliyorsunuz. Kalite olarak sadece %1'lik, 2'lik bir CRI farkı var. Yani bunun için 2 kat para vermeye veya 3 kat bazı ürünlerde gerek yok gerçekten. Dolayısıyla Godox çok iyi bir seçim. Özellikle içerik üreticileri, kısa filmciler, klip yönetmenleri, vloggerlar vesaire, yani çok büyük prodüksiyonu olmayan işlerde kaliteden ödün vermeyecek şekilde uygun ve kompakt, yani taşınabilir, bir yerden bir yere götürmesi çok zor olmayan ışıklar bu yüzden çok tercih ediliyorlar. Godox dediğim gibi artık muadilden ziyade bir rakip olmuş durumda bence Aperture'a. Aperture 120D aldım. Uygun fiyatı olduğu için aldım. Aslında onu kullanmak gibi bir amacım yoktu. Yani çok iyi bir ışık tabii ki. Orası apayrı mesele ama yani o kadar pahalı bir ışığa ihtiyacım yok. Daha uygun ve eşit kalitede sonuç alabileceğim başka ışıklara yönelmek istiyordum. Bu ışık gibi. Ama yol oradan başladı. İkinci el onu bulduğum için. Bir hafta kadar kullandıktan sonra satabildim. Bunu alacaktım ki bu sefer de UL300 ilanı gördüm. Aynı kişinin ilanıydı. Yine ucuza satıyordu. Onu da alayım bari. Belki aynı şekilde onu da biraz kullanıp elden çıkarım. Hem de bir tecrübe etmiş olurum o ışığı da diye düşündüm. Bir kere bataryayla çalışabiliyor. Batarya çalışmasının yanında tabii ki yine malzeme kalitesi, renk doğruluğu harika. Çantayla geliyor. Taşıma çantası, harika bir taşıma çantası var. Gücü 300 watt, yani çok güçlü. Ondan neden buna geçtim? Onu da tutabilirdim elimde. Çünkü benim bataryaya ihtiyacım yok, bataryalı çalışma özelliğine. 300 watt'a da ihtiyacım yok. Bunlar güzel özellikler ama benim ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım olan fişe taktığımda çalışabilecek 150 maksimum 200 watt, 150 çok yeterli. Bir ışık olursa gün ışığı bana yeterli. Dolayısıyla fan sesi de yapmayan serilere, modellere göz attığımda SL152 çok iyi bir tercihti benim gözümde. Üstüne bir de softbox alabildim. Diğer iki ışıkta softbox'ım henüz yoktu. Sekizgen 90 santimlik gridli yine Godox'un softbox'ı. 150 watt gün ışığı fişle çalışsa kafi, yani bataryaya ihtiyacım yok. Bir tane de softbox. Şu an bu seti yapmış oldum. Aslında özelliklerinden de biraz bahsetmiş oldum bu şekilde. Diğer ikisiyle de karşılaştırmış gibi olduk. Şunu söyleyeyim, ışık kalitesi olarak bu 3 ışıkta neredeyse aynı. Watt farkları var. Aperture 120D 120 watt, bu 150 watt, UL300 300 watt, yani o rakamların watt değeri olduğunu buradan anlamış oluyorsunuz. Fan sesleriyle alakalı hiçbirinin problemi yok. Bu ürün özel olarak fan sesi yapmaması için şöyle bir eklenti de yapmış. Şurada bir fan açma kapama tuşu var. Bununla fanı deaktive ettiğiniz zaman, yani fanı kapattığınız zaman %50 performans sergiliyor. Yani %100 de görünse ışık gücü %50'ye düşmüş oluyor. Yani diyorsanız ki benim sadece bu kadar ihtiyacım var, çok da elektrik de yakmasın mesela dediniz, fanı kapatıp devam edebilirsiniz çekiminize. Bunu aslında fan sesinden kurtulmak için yapmışlar. Özellikle SL60'da sanırım fan sesi bir problem yaratıyordu. Godox SL60'da. Kullanıcılardan bayağı o tarz şikayetler okudum, duydum. Bunu da bu yüzden böyle bir seçenek koymuşlar. Çok akıllıca, fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten çalışırken fan en ufak bir ses çıkarmıyor. O kadar sessiz çalışıyor ki yani mikrofonu dibine soksan fan sesini duymazsınız. Hazır buna geçmişken bunun yapısını da biraz göstereyim. Burada bir koruma kapağı var. Bu LED'in kendisi. Burada kocaman. Tek parça bir LED. Metal kasa. Yani her şeyi metal değil. Örneğin şuradaki sıkma yeri, buradaki sıkma yeri. Şemsiye sabitleme noktası var. Bunun bir kısmı. İşte tuşların bir kısmı vesaire. Bunlar plastik ama çok kaliteli plastik gerçekten. Onun dışında her yer, yani şu kol, şu gövdenin tamamı, burası, her yer metal ve acayip sağlam duruyor. Acayip sağlam hissettiriyor. Yani şöyle fırlatsam buna bir şey olmaz, yere bir şey olur gibi hissediyorum açıkçası. Ağır da çünkü biraz. Malzeme kalitesi çok iyi yani. Tuşlarından da bahsedeyim hemen hızlıca. Sonra kutuyla beraber neler geldiğini göstereceğim. Şu bahsettiğim fan açma kapama tuşu. Burada GR ve CH, Group ve Channel, bunlar farklı Godox ışıkları kontrol ediyorsanız eğer hepsini gruplayıp kumandayla veya aplikasyonla kontrol etmenizi sağlıyor. Gruplamanızı ve ayrı kanallara vermenizi sağlıyor ve kontrolü çok kolaylaştırıyor. Burası da FX, yani efektlerin olduğu işte şimşek, false bulb, false bulb dediğim o korku filmlerinde TV efekti falan gibi efektler var. Bununla o efektler arasında geçiş yapıyorsunuz. Bu da
Dimmer, yani ışığın parlaklığını azaltıp arttırdığınız tuş. On-off tuşu. Bir tas reflektör. İşte bu kadar kolay. Bunu çıkarıp softbox birazdan takacağım zaten, takabiliriz. Kablosu. Kablosu gayet uzun bu arada. Stüdyoda bunu bir fişe takıp istediğim yere götürüp getirebilirim. Gayet uzun bir kablosu var. Kitapçık. Tabii ki okudum ben ama çok da okumaya, ya bu cihaz çok da okumaya gerek yok açıkçası. Yani arkada 4 tane tuş var zaten. Kumanda meselesi. Şimdi Godox bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor da olabilirim, çantalı olmayan, yani taşıma çantasıyla gelmeyen modellerde. Taşıma çantasıyla gelen modeller bu arada UL serisi, VL serisi. Yani üst serilerde çantayla geliyor. Çok güzel taşıma çantası. Bu arada o da Aperture'dan birebir, hani Arak demeyeyim ama çok ilham alınmış diyeyim. Ama üstündeki marka etiketini çıkarın, marka yazısını, tamamen birbiriyle aynı çantalar diyebiliriz. SL serisinde çantayla gelmiyor. SL serisi normal kutuyla geliyor. Kumanda bildiğim kadarıyla sadece o üst segment serilerde var. Ama ben bu siparişi verdiğimde bunu Godox mağazasından almadım ama Godox'un satıcılarından birinden, bir başka mağazadan, internetten sipariş verdim. Kutuda kumanda da geldi. Yani bilmiyorum, bu satıcının tercihi miydi? Hani biz kumandayla yolluyoruz müşterilerimize mi diyorlardı? Yanlışlıkla gelmiş olamaz. Belki de ben yanlış biliyorumdur. Godox da belki böyle satıyordur. Bilemiyorum ama bu kumanda meselesi Godox'ta bir muallak. Yani olur da bunu alacak olursanız bu işi, kumandayı ayrıca sormanızı tavsiye ederim. Bana kumanda geldi. Satıcıya teşekkür ediyorum buradan. Eminim ki bu videoyu izlemeyeceksiniz. Evet, çok konuştuk. Konuşmayı bırakıp artık gösterme zamanı. Şimdi önce ürünler üzerinde göstereceğim. Bakalım fark hissedecek miyiz? Daha sonra kendi üstümde, dediğim gibi ten renginde çünkü çok belli oluyor ışığın kalitesi. Bir de öyle bir fark var mı yok mu, ona bakacağız. Görüntü arasında ciddi bir renk farkı olduğu açıkça görülüyor. Bu arada ışıkların ikisinin de 5600 Kelvin olduğunu ve kamera ayarlarının sabit olduğunu da belirteyim. Sözün özü, siz siz olun, kaliteli ışıktan şaşmayın.